İyi akşamlar. İyi akşamlar Kadir Bey. Nasılsınız Kadir Bey? İyi, siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Bir toplantıydı sanırız. Yani birkaç tane. Yeni proje mi geliyor? Yani ümit ediyorum. Bakalım. Yani şimdiden söylemesi zor dostlar. En azından dijital mi yoksa sinema mı, televizyon mu? Yok yani dizi mi, program mı? Dizi. Hep dizi. Oyunculukla alakalı. Hem dijitale hem ulusal kanallara. Bakalım güzel içerikler üretiyoruz diye ümit ediyorum. Umarım izleyecek insanlar memnun olur. Düşünmeyin hemen hızlı soralım. Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Vallahi son zamanlarda ilgilendiğim tek şey yapabileceğimizin en güzelini yapmak. O yüzden meşguliyet inanılmaz arttı. Sadece oyunculuk yok. Bu işin içerik üreticiliği tarafı da var. Birkaç kişiyle beraber güzel işler çıkartabileceğimize inanıyoruz. Bugün Murat da buradaydı biliyorsunuz. Dalkaç'ta güzel bir ortaklığımız var. Herhalde yakın zamanda ümit ediyorum. Bunların hepsini hepinize, halka, izleyiciye arz edebileceğiz. Şu an eğer bir özet isterseniz benim söyleyebileceklerim bu kadar. Peki bazı ihanet iddiaları haberlere yansıdı. Evet, ihanet ettim. Sabah kalktığım zaman sevgilimin yüzüne bakmadım. İhanet ettim. Ya iddia bunlar. Sen her şeyi söylersin. Ben de buna cevaplamakla yani acaba vakit harcar mıyım, harcamaz mıyım? Sen soru sorduğun için cevaplamalı mıyım, cevaplamamalı mıyım? Biz yalanlayacağınızı düşünmüştük zaten ama. Haberleri duyunca tepkiniz ne olur mesela sizin Neslihan Hanım'a? Vallahi dedim karıcığım seni aldatmışım. Aa dedi kocacığım seni aldatmışım. Neslihan Hanım'dan bahsetmişken yurt dışında ödül aldı. Evet. Kaç tane aldı? Bir tanesi haber oldu. Yani benim karım, ne yalan söyleyeyim, karım olduğu için söylemiyorum. Karım için, karım olduğu için söylemeyeyim ama yetenekli yani. Ben de beğeniyorum kendisini. Geçtiğimiz günlerde de kendisini çekmişlerdi. Bir kadın şoför çıkmış galiba. Öyle yansıdı. Didem ya. O benimle çalışıyor aslında. Evet. Didem hatta bizim... şey oldu hani Kadir Bey'in kıskançlığından dolayı mı böyle bir şey yok, yaptı diye yansıdı. Yok Didem benimle çalışıyor. O gün Neslihan'la beraberdi. Didem bizim canımız, bizim her şeyimiz. O yüzden bazen Neslihan'la bazen benimle ama genelde benimle. Didem. Yani öyle bir şey yok. Haremlik selamlık diye bir şey yok. Bunu da açıklayalım şimdi. Hadi sor bakalım dostum. Yılbaşı için bir planınız var mı? Burada mısınız? Neler yapacaksınız? Buradayız, buradayız. Yani aileyle beraber geçireceğiz. Ümit ediyorum. Bizim yani Avrupa'da... Bir kamp mapla mı? Var var. Var ya. Avrupa'da Noel diye bilinen bizde sarı saltuk. Hadi bakalım. Sarı saltuk nedir acaba? Biz de sarı saltuk kutlayacağız. Çünkü Türk kültürü çok büyük bir kültür. Dünyaya... medeniyeti armağan etmiş bir kültür ve bunu da sarı saltukla yapmış. Bugün Noel Baba diye bilinen kişi sarı saltuk. Hadi bakalım bunu bulun. Konuşalım üzerine. Bunu araştırın. Hadi araştır. 2020 nasıl geçti sizin için peki? Çok bereketliydi. Onu kullanma. Buna geliyorum geliyorum. Sabah kalkıyorum karıcığım seni aldatmışım. Evet diyor kocacığım beni aldatmışsın. Nasılsın karıcığım? İyiyim kocacığım. Bu kadar yani. 2021 bizim için çok bereketliydi. Ümit ediyorum bizimle beraber yürüyen bu cumhuriyette, bu halkta da her şey yolundadır, yolunda geçecektir. Bazı buhranlar var, yok değil. Ama bu her türlü karanlık, her türlü buhran en güzele, en aydınlığa gitmeye mecbur. İnsanlar, halkımız, insanlar bunu unutmasın ve bunu hiçbir zaman aklından çıkartmasın. Yeni yıl herkese en güzelini getirsin, siz dahil. Teşekkür ederim. İnşallah yeni yıla ilgili planlarınız ve beklentileriniz neler peki onları söyleyebiliyor musunuz? Valla herkes için bereketli olsun. Benim isteğim bu. Hadi al. Bastım ne yapayım? Eyvallah. Yeni yılda Neslihan Hanım'ı ekranlarda görecek miyiz? Beraber göreceğiz. Hadi be bir yeni yıl mesajı alabilir miyiz bu kameraya? 2021 bak. Sıfıra kadar 2021 var. 2021 yıl. Ondan önce de bilinen 14 bin yıl insan tarihi. Hadi ben kibarlık yapayım 50 bin yıl. Hadi siz de 150 bin yıl koyun. 200 bin yıl insanlığın tarihi. Hiçbir şey değişmedi. Algılar değişiyor sadece. Sakın yeni yılda algılarınızın değişmesine, yönetilmesine müsaade etmeyin. Özgür iradenizle sadece siz olun. Yeni yıl herkese bereket getirsin. Hoşçakalın dostlar.